Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, yine bir İngilizce dersimizde daha birlikteyiz. Umarım hepinizin sağlığı yerindedir. Bugün 7. sınıflarımızın son ünitesi olan Planets yani gezegenler ünitesiyle birlikte olacağız. Arkadaşlar İngilizce müfredatımız bu yıl 10 üniteden oluşmaktaydı. Bugün de artık son ünitemiz olan 10. ünitemizle dersimizi sonlandıracağız. Ünitemizin başlığından da anlaşılacağı gibi planets başlığında ne demekti plane? Evet, planets gezegenler. Evet, başlığından da anlaşılacağı gibi bugün öncelikle gezegenlerimize ait belli başlı özellikler üzerinde duracağız. Tabi bunları ifade ederken bu ünitemiz boyunca karşımıza çıkacak temel kelimeleri de öğrenmiş olacağız. Cümle içerisindeki kullanımlarını da göreceğiz. Daha sonra da ünitemizin gramer konusu olarak komparatif ve süperlatif konularını beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi öncelikle gezegenlerimizle alakalı bu sayfada görmüş olduğumuz bir çalışma var. Bu çalışma nasıl bir çalışma? Hemen gelin ona beraber bir göz atalım. Öncelikle bize bu kısımda gezegenlerimiz verilmiş ve yan tarafta da 11 tane cümle yer almakta. Bu 11 tane cümle aslında yanda yani şu kısımda görmüş olduğum gezegenlere ait bazı özellikleri ifade ediyor. Bizden cümleleri okuyarak cümlelerde yer alan özellikleri hangi gezegene ait olduğunu bularak bir eşleştirme çalışması yapmamızı istiyor arkadaşlar. Hadi gelin hazırsanız bu bölümü beraber tamamlayalım. First, look at the sentence and write the names according to the pictures. And look at here, there is the sun and there are planets, okay? What are these planets? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto. Yes, there is some sentence. Let's look at the first sentence. Look at the first sentence and it says me this planet is famous for its rings. Evet değerli öğrencilerim, şimdi birinci cümlemizde başlayacak olursam birinci cümlemde bana yan tarafta verilen gezegenlerden herhangi bir tanesine ait bir özellik ifade etti cümle şeklinde. Şimdi bunu okuyalım, bakalım hangi gezegenle eşleştirme yapabileceğiz. Hangi gezegenden bahsetmiş bize? This planet. Bu gezegen demiş. This planet is famous for its rings. Evet, bu gezegen neymiş? Famous for. Famous for bir şeyle ünlü olmak, meşhur olmak. Ha, bu gezegen meşhurmuş, ünlüymüş. Neyle? Its rings. Halkalarıyla, çemberleriyle ünlüymüş. Şimdi hadi gelin bakalım yan taraftaki gezegenleri. Acaba hangisine ait olduğu söylenilebilir. Şimdi ben ilk etapta baktığımda direkt gözüme Satürn çarptı. Çünkü bakın Satürn'ün etrafına there are rings around it. Bakın etrafında neler var? Bunun daireler var. Acaba bu cümleye Saturn is famous for its rings olarak daha farklı bir şekilde söyleyebilir miyim? I think yes it is correct. I can say that Saturn is famous for its rings because the Saturn has got giant rings around it. Evet, bakın çünkü Satürn'ün etrafında bir ne var? Giant ring yani devasa büyüklükte bir halka olduğunu söyleyebilirim. O zaman birinci cümlemle neyi eşleştirebildim? Satürn'ü eşleştirebildim. Bu şekilde yapmayalım da isterseniz gezegenlerin üstüne cümlelerin numarasını yazalım. Karışıklık olmaması için. O zaman ne yaptık? Satürn'ü birinci cümlemizle eşleştirmiş olduk. Saturn is famous for its rings. Evet arkadaşlar. Hadi şimdi ikinci cümlemize bakalım. Look at second sentence. It is Earth's natural satellite. Evet, satellite neydi? Öncelikle buna bir bakalım. Uydu. Evet, uydu demek. Planet gezegen, satellite uydu. Evet, şimdi bu ikinci cümlede bahsetmiş olduğum gezegen ya da her neyse it is dediğim bu
Earth's nature satellite'miş. Yani dünyanın dünya, dünyanın neymiş? Nature's satellite doğal uydusuymuş. Dünyanın uydusu nedir? Evet, sesinizi duyar gibiyim. Ay'dır. Yes. It is moon. Evet, dünyanın uydusu Ay'dır. O zaman that the moon is Earth's natural satellite diyebilir miyim? Evet, diyebilirim. Çünkü Ay neydi? Dünyanın uydusudur. Evet, o zaman evet ve şunu dikkat etmenizi istiyorum. Ay bir gezegen değildir. O sadece dünyanın uydusudur, değil mi? Evet, o zaman ne yaptı? Artık ikinci cümlemizde neyle bağlantı kurdum? Moon'la bağlantı kurmuş oldum. Evet, o zaman şuraya da ne yapıyorum artık? To yazıyorum. Look at the third sentence. This is the seventh planet from the sun. Evet, üçüncü cümlemde bahsetmiş olduğum gezegen the seventh planet. Yani yedinci gezegenmiş. Ama ne bakımından yedinci? From the sun. Ha, sun neydi? Güneş. Güneşte uzaklık bakımından yedinci sırada olan, güneşe uzaklığı yedinci sırada olan gezegenmiş. Şimdi o zaman bakalım. Where is the sun? Yes, the sun is here. Evet, güneş burada olduğuna göre yedinciye bakacağız. Mercury is first. Venus is second. Earth is third. Mars is fourth. Jupiter is fifth. Saturn is sixth. Uranus is seventh. Evet, ne yaptık? Yedinci uzaklıkta olanı bulduk. O zaman ne diyoruz? Uranus is the seventh planet from the sun. Yedinci uzaklıkta olan hangisi oldu? Uranüs oldu. O zaman ben buraya öncelikle bir evet tree yazıyorum. Üçüncü cümlemle eşleştirdim. Uranüs is the seventh planet from the sun. So Uranus is cold and ice giant. Evet, biliyor musunuz arkadaşlar? Uranüs'ün güneşe olan uzaklığı 7. derecede olduğu için aynı zamanda Uranüs'e giant, ice giant yani devasa buz kütlesi de deniliyormuş. Hatta Uranüs'ün üzerini mavimsi bir buz tabakasıyla kaplı olduğu da söyleniyormuş. Zaten baktığımız zaman güneşe de epey uzaklıkta. O zaman ne yaptık? Bu cümleyi de bu şekilde tamamladık. Let's look at the other one. Look at the fourth sentence. This is the third planet from the sun. Şimdi buraya kadar bakalım. Bir önceki cümleyle bakın çok bende. Uranüs'te 7. gezegen demiştik. Artık burada da kaçıncıdan bahsediyor? Third dediğine göre 3. Third planet from the sun. Şimdi de Güneş'e 3. uzaklıkta olanı soruyor. Evet. Which one is third planet from the sun? Mercury is first. Venus is second. Earth is third. Evet. Kaçın hangisiymiş? Earth. Dünyamızmış değil mi? Üçüncü uzaklıkta olan dünyamız. Evet, o zaman hemen buraya da ne yazalım? For yazalım. Dünyamız güneşe üçüncü uzaklıktaymış. It is also known as the blue planet. Evet, artık burada it dediğim yani the earth is also known as the blue planet. Aynı zamanda also ayrıca dünyamız known bilinmek, know bilmek, known bilinmek. Aynı zamanda da ne olarak biliniyormuş? Blue planet. Blue planet, bakın mavi gezegen olarak da biliniyormuş. Look at here. I can see that Earth is blue planet. Okay? Evet. Aynı zamanda dünyamız mavi gezegen olarak da biliniyormuş. We can say that in this part, Earth is different from the other planets because there is life on the earth. O zaman ben dünyamızı diğer gezegenlerden ayıran bir başka özellik içinde ne söyleyebilirim? There is life on the earth. Aynı zamanda da dünyada bir ne vardır? Life, yaşam vardır, hayat vardır, değil mi? Diğer gezegenler aksine ne diyebilirim? Dünyada bir hayat olduğunu, yaşam olduğunu söyleyebilirim. The next one, look at the five. Şimdi beşinci cümlemize devam ediyoruz arkadaşlar.
This is a dwarf planet. Evet, bahsetmiş olduğumuz bu gezegen nasılmış? Dwarf planet. Yani dwarf nedir? Cüce demektir. Cüce. Dwarf planet. Evet, demek ki cüce gezegen olarak adlandırılıyorsa. Hadi hemen yan tarafa bir daha göz atalım hızlı bir şekilde. Bakalım. Which one is dwarf planet? Which one is dwarf? Yes, Pluto. Pluto is the smallest planet between other planets. It is a dwarf. Bakın Pluto. Evet, Pluto için artık cüce bir gezegen olduğunu söyleyebilirim. Pluto is a dwarf planet. Evet, ne yaptım o zaman? Beşinci cümlemle de Pluto'yu eşleştirdim. The next one. Look at here. Look at this sentence. This isn't a planet. It is a star. Evet, bakın ne diyor burada? Artık burada bahsetmiş olduğum şey bu ne demektir? This isn't a planet. Bir gezegen değil. It is a star. Neymiş bu artık? Star bir yıldızmış. O zaman hangisinin olduğunu söyleyebilirim? Yes, the sun. Evet, güneşten bahsediyorum artık. Çünkü güneş bir ne değildir? The sun isn't a planet. Because the sun is a star. Evet, nedir artık o bir? Yıldızdır, bir gezegen değildir. And it is in the center of the solar system. Aynı zamanda da güneş sisteminin neresindedir? Merkezindedir. O zaman the sun isn't a planet. It is a star olarak ifade edebilirim. O zaman burada da güneşi neyle eşleştirdim? Evet, 6 numarayla eşleştirdim. The next one. Look at this seventh sentence. This planet is larger than the other planets in our solar system. Evet, artık bu gezegenin de neymiş? Larger than. Evet, bir komparatif yapısı görüyorum hemen. Bir sonraki aşamada zaten üzerinde ayrıntısıyla duracağız. Larger than. Daha büyüktür bu gezegen. Kimden? The other planet in our solar system. Güneş sistemindeki diğer gezegenlerden daha büyüktür dediğine göre artık hangisinin olduğunu söyleyebilirim. Yes, it is Jupiter. Jupiter is larger than the other planets in our solar system. Evet arkadaşlar, o zaman ne yaptım? Yedinci cümlemi de Jüpiter'le eşleştirdim. The next one. Look at here. This planet is smaller and closer to the sun than the other planets. Evet, bu sefer de artık bana smaller dediğine göre diğerlerinde neyi olanı soruyor? Smaller, daha küçük olanı soruyor. Ve closer, daha yakın olanı soruyor. Kimden? Other planets, diğer gezegenlerde. Peki kime göre olan konumunu soruyor? To the sun, yani güneşe göre olan konumunu soruyor. O zaman hangisini söyleyebilirim? Yes, Mercury. Mercury is smaller and closer to the sun than the other planets. Mercury diğerlerinden hem daha yakın baktığım zaman güneşe hem de daha küçük gördüğünüz gibi. O zaman ne yaptım? Mercury'yi de 8 numaralı cümlemle eşleştirebildim. Yes. The 19th sentence. This planet is the closest to the Earth and people also call it the red planet. Evet, 9. cümleme baktığımda artık diyor ki bu gezegen is close to the Earth. Yani ne diyor? Dünyaya yakın. Buradaki close ne demek? Yakın demek. Kapalı anlamında değil artık. Yakın anlamında. Hatta close friend derdik değil mi? Yakın arkadaş diye. Evet, bu gezegende close to the Earth. Dünyaya yakınmış. And people also called it. Aynı zamanda also. Aynı zamanda insanlar buna ne derlermiş? Call. Ne derlermiş? Red planet. Yani kırmızı gezegen derlermiş. Kırmızı gezegen derlermiş. O zaman bakıyorum. Which one is red? Yes. Mars. Mars is red. Mars is red planet. Okay. The red planet. Mars is red planet. Because it has got a red surface. Evet, kırmızı gezegendir. Çünkü yüzeyi nedir? Kırmızı renktedir. O zaman ne yaptım? 9. cümlemi de Mars'la eşleştirdim. The next one. This sentence. This planet is very bright. People also call it the evening star.
Evet, artık 10. cümlemde bahsetmiş olduğum gezegende neymiş? Very bright. Yani çok parlakmış. Çok parlakmış ve people also. Ayrıca da also, ayrıca da insanlar bunu ne olarak ifade ederlermiş, ne olarak nitelendirirlermiş? Evening star. Evening star dediğim nedir? Evet, akşam yıldızıdır, değil mi? Evet. Bakalım hangisi oluyor o? Venüs. Venüs. Evet, bakın burada Venüs. Evet, çok parlaktır. Evet, gördüğünüz gibi Venüs. It is closer to the earth than the other planet. Ne yaptık? Artık bu cümlemi de neyle eşleştirdim? Venüs'le eşleştirdim. Ve son olarak 11. cümleme geldiğinde hemen bakıyorum 11. cümlemi de ne diyor? The planet is farther from the sun than other planets and it has 14 moons. Evet arkadaşlar ne diyor? Son cümlemde de hangi gezegeninden bahsedecek? Farther from the sun than other planets and it has 14 moons. Evet. Hangisini kullanmadık şimdiye kadar? Bir bakın bakalım. Hangi gezegenimi hiç kullanmadım artık? Ne kalmıştı geriye? Neptün kalmıştı. Evet, o zaman Neptün is farther from the sun than other planet and it has 14 moons. 14 tane de neyi varmış? Evet, ayı varmış kendine ait olan, değil mi? Neptün'ü. Evet, isterseniz gelin son cevaplarımızın hepsini açarak bu şekilde de bir kontrol yapalım arkadaşlar. Birinci cümlem için ne demiştim? Satürn. İkinci cümlem için Moon, Uranüs, Earth, Pluto, The Sun, Jüpiter, Mercury, Mars, Venüs and Neptün. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ne yaptık? Artık açıklamalar kısmında verilen bilgilere göre uygun düşen gezegenimizi seçerek cümle tamamlama çalışması yaptık. Bu arada da yani gezegenlerimizle alakalı belki de bilmediğimiz pek çok bilgiye de sahip olmuş olduk. Evet arkadaşlar, buradaki bazı cümlelerin içerisinde de incelerken geçen komparatif ve süperlatif yapıları vardı. Şimdi de bu kısımda bu komparatif ve süperlatif yapılarını beraber inceleyerek karşılaştırma cümlelerini İngilizce'de nasıl oluşturuyoruz? Bunları beraber görelim. Daha sonra da cümle içi kullanımları ve cümle yapma çalışmalarıyla konumuzu pekiştirmeye çalışalım.